GDO dedikleri, herkesin şimdi tükaka diye ifade ettikleri genetiği değiştirmiş ürünler var. Gerçekten GDO dedikleri bu genetiği değiştirmiş tarım ürünleri tükaka mı? Şimdi bunlar niçin yapılıyor? GDO ürünler, dünya nüfusu artıyor. Artan dünya nüfusuyla beraber doğal kaynaklar sınırlı. Sınırlı olunca ileride insanlık bir açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalmasın diye ürünlerin tohumlarında verimliliği artacak şekilde oynuyorlar. Bu oynama sonucunda diyelim ki bir hektarda bir ton ürün elde edilirken bu ürünün şeylerinde, genlerinde oynanması sonucunda ekilen bu tohumdan bir hektardan diyelim ki 5 ton elde ediliyor. Önemli bir şey bu. İkincisi, tarımı sadece tarım olarak bakmamak lazım. Karnımızı doyuruyor, sırtımız pek keyfimiz yerinde değil. Tarımın diğer bir özelliği daha var. Biyodizel dediğimiz şey, hiç duydunuz mu? Biyodizel var. Yani enerji. Fosil yakıtlara alternatif yakıt. Dolayısıyla üretilen o bir dönümden bir ton elde edilen buğday yerine bir dönümden 10 ton elde edilen buğday olduğu zaman nerede kullanıyoruz bu buğdayı? Biyodizel üretiminde kullanıyoruz. Ben geçmiş dönemde hatırlıyorum, bir büyük baba çiftçi bir Porsche binmiş yolda gidiyor. Bunu kesersiniz belki ama Porsche gidiyor, torun uzaktan dedesini görüyor. Büyük baba, büyük baba diyor, o da ona el sallayarak kaçıp gidiyor. Büyük baba sonra benzin istasyonuna geliyor, arabasını dolduruyor. Torun koşa koşa nefes içerisine geliyor. Büyük baba, bu arabayı nasıl aldın bunu sen diyor. Ya diyor, buğdayları sattım da ondan aldım diyor. Yani enerjide kullanılan. Gerçekten tarım ürünleri enerjide, biyodizel dediğimiz bu fosil yakıtlı enerjiye alternatif bir ürün. İşte mesela kaya gazı var. Enerjiye alternatif şeyler üretiyoruz. Dünyadaki kaynaklar, doğal kaynaklar sınırlı. Dolayısıyla bu kaynakları sınırlı kaynaklardan etkin bir şey yapacağız. Yaşantımızı etkin kılacağız, verimliliğimizi yükseltip refah düzeyimizi yükseltecek pozisyonlar yaratacağız. İşte bu GDO'lu ürünlerin doğuş bir nedeni alternatif enerji bulmak içindir. Tabii diğer bir nedeni de açlıkla cebelleşmek, onunla bununla. Fakat o kadar da başarılı olmuyor. GDO'lu ürünler genetiğiyle oynanılan ürünler olduğu için genetiğiyle oynanmamış bu doğal tohumların verdiği direnci gösteremiyorlar. Mesela kuraklık dönemlerinde ben yine hatırlıyorum, zannediyorum Brezilya'daydı. O genetiği değiştirilmiş GDO ürünlerden çiftçi tarlasını mısır ekmiş. Bundan 3-4 yıl önce, aynı bu yıl yaşandığı gibi büyük bir kuraklık yaşanıyor. Kuraklık yaşanınca yapmış olduğu masrafın hepsi suya gitmiş. Yani ürünlerin hepsi tarlada kurumuş. GDO ürünler bol su istiyor. Su da yaşadığımız yüzyılın en önemli bir kaynağı olduğu için, sınırlı bir kaynağı olduğu için ve doğa koşullarının etkisi altında olduğumuz için havalar biraz kurak gidince, biraz değil biraz işte ya, bitkinin ihtiyacı olan su yağmazsa gökyüzünden, ektiğiniz bütün tarlanızı, bellediklerinizi, ektikleriniz, gübrelemeniz hepsi boşa gidiyor ve bir hektardan 10 dönüm, bir hektardan 10 ton buğday alacağım diye hayalini kurarken bir hektardan hiçbir şey alamaz oluyorsunuz. Ama normal bir tohumla ekseydiniz, o bir hektardan bir ton ürün alacağınız yerde 750 kilo ürün alırdınız. O zaman da hiç çoktan iyidir deyip Allah'a şükrederdiniz.